Merhabalar. Bugün biraz farklı bir içerik çekmek istedim. Biliyorsunuz genel olarak spor içerikleri yapıyorum ve bunları zaman zaman sizlerle YouTube kanalımda paylaşıyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu içerikleri yaparken hangi programı kullanıyorum, hangi kurgu montaj programını kullanıyorum? Bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Vaktim olursa belki ilerleyen dakikalarda biraz da programın arayüzünü de size gösteririm. Genel olarak nasıl kullanıldığını, nasıl çalıştığımı size gösteririm. Ben yaklaşık 15 senedir Eduse programını kullanıyorum. Programın adı Eduse. Medya sektöründe, özellikle de televizyon sektöründe çok kullanılan bir programdır Eduse. Ve özellikle de haber kurgusunda, haber montajında çok kullanılır. Tabii her kurgu montaj programının bir tercih edilme sebebi vardır. Medya sektöründe, özellikle de televizyon sektöründe Eduse programının bu kadar çok tercih edilme sebebi, özellikle haber kurguda bu kadar çok tercih edilme sebebi, programın basit bir arayüzünün olması. İçerisinde birçok formattaki video çok rahat bir şekilde entegre edebilmemiz, import edebilmemiz, ekleyebilmemiz. Bunun haricinde çıktı alma süremizin kısa olması. Yani genel olarak pratik bir program olması. Kısa yolların çok pratik olması. Zamandan tasarruf etmeyi sağlayan, çok kullanılan, çok tercih edilen bir program. Ben de sektöre başlamadan önce daha üniversite dönemlerimde Selçuk Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon mezunuyum. 2012'de mezun olmuştum. İlk başladığım dönemlerde bile Eduse'de başlamıştım ve hala da devam ediyorum. Ve bu program sanırım yıllarca da bu şekilde sektörde kullanılacak bir program. Çünkü genel olarak televizyon sektöründe çok kullanılıyor, çok pratik. Genel olarak sosyal medya içerikleri hazırlarken daha basit programlar kullanılıyor. Eduse biraz daha kapsamlı, geniş bir program. Bu konuya biraz değindikten sonra şundan bahsetmek istiyorum. Kendi sosyal medya içeriklerimiz için de olsa, herhangi bir sektörde, medya sektöründe ya da bilgisayar kullandığımız herhangi bir sektörde çalışırken de olsa, klasörleme sistemi bizim için çok önemli. Bu yüzden çok iyi bir klasörleme sistemimizin olması gerekiyor. Ya bilgisayarla alakalı olarak hangi sektörde çalışıyorsak çalışalım, bizim için klasörleme sistemi çok önemli. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Küçük bir örnek verecek olursak, şimdi geldim, yeni bir klasör açıyorum. Şu anda Mart ayının ikisindeyiz, 2023 yılındayız. Buraya bir klasör açmak istiyorum. 2023 projeler olsun. Klasörümüzün içine geldim. Ve bunun içerisine bugün ayın ikisi olduğu için 2 Mart diye bir klasör açabilirim. 2 Mart diye bir klasör açtım. Ve 2 Mart'ın içerisine geldiğimde de örneğin bir program yapacaksam programın adını ya da sosyal medya hesabım için bir içerik hazırlayacaksam onun adını veya bir haber yapacaksam onun adını içeren bir klasör daha açabilirim. Ben bir deneme olsun diye bir klasör açayım yeniden buraya. Bugün size Eduse'le alakalı bir takım konulardan bahsedeceğim için Eduse içerik diyeyim. Gördüğünüz gibi klasörümüzü açtık. Şimdi bunu yapmamın amacı ne? İlerleyen dönemlerde herhangi bir şekilde bu klasörü bulmak istediğimde bir kargaşa olmasın ve ben rahat bir şekilde bu projeye ulaşabileyim. Gördüğünüz gibi 2023 projeler, bunun içerisine giriyorum. 2 Mart, 2 Mart'ın içerisine geldim ve bugün ben Eduse içerikli bir klasör açtım. Dediğim gibi bu çok önemli. Klasörleme sistemi gerçekten çok önemli. Buna çok dikkat edelim. Bilgisayarla alakalı olarak altını çizerek söylüyorum. Hangi sektörde çalışıyorsak çalışalım, bu konuya çok dikkat edelim. Düzenli çalışmak bizim için çok önemli. Şimdi diyelim ki bugün bir kurgu yapacağız, bir montaj yapacağız. Ve ben bu klasörüm içerisinde bazı görseller eklemek istiyorum. Kopyalıyorum. Geliyorum ve Eduse içerik klasörünün içerisine ekliyorum. Şu anda kopyalanırken şu da çok önemli bir konu. Eğer profesyonel bir kurgu montaj yapmak istiyorsak bilgisayarımızın özellikleri de biraz önem arz ediyor bu konuda. Yani bir Eduse kullanırken ya da bir Adobe Premiere kullanırken en az 8 GB'lık bir RAM'e ihtiyacımız var. Bunun yanında hatta 16 olursa daha iyi olur. Bunun yanında yine bir 8 ya da 16 GB'lık bir ekran kartımız olursa, bunun yanında bir de hafızamızda hard diskimizin boyutları da 1 TB olursa çok önemli, çok iyi olur. Çünkü
stok görüntü kullanıyoruz bol kurgu montaj yaparken. Hatta bunun için harici hard disk bile kullanılabiliyor. 2 TB'lık, 4 TB'lık hard diskler kullanılabiliyor. Hard disk bizim için çok önemli olacak stok görüntüler kullandığımız için bu anlamda. İşte burada gördüğünüz gibi görüntülerimi klasörümün içerisine aldım. Şimdi benim kullandığım program Edius. Edius'un böyle bir arayüzü var. Kısaca bahsedecek olursam bu arayüzden bu kısım imlejde gösterdiğim, mouse'da gösterdiğim kısım, bu kısım bizim monitör kısmımız. Burada videoyu eklediğimizde, içerisine import ettiğimizde ve bu kısma timeline aldığımızda eklediğimiz görüntüyü göreceğiz. Burası bin kısmımız. Bin kısmımızda da görüntüleri bilgisayarımızdan ilk olarak montaj programına aldığımız kısım bu kısım, bin kısmı. Bunu iki yöntemle yapabiliyoruz. Birincisi klasik sürükle bırak yöntemi. Yani hemen göstereyim. Mesela şu görüntüyü alayım. Programımız burada. Gördüğünüz gibi buraya ekleyebiliyorum. Bu şekilde sürükle bırak. Ya da ikinci yöntem yine bir klasik yöntemdir. Çift tıklıyorum buraya. Buradan da başka bir görüntü alayım. Şu görüntüyü seçiyorum ve alıyorum. Şimdi bin kısmına bu görüntüleri aldık. Burası bizim programın içerisinde aldığımız videoları stokladığımız alan olarak değerlendirebiliriz. Burası bizim depomuz. Burası ilerleyen zamanlarda geniş kapsamlı projeler kullandığımızda bayağı bir aşağılara inecek. Şu anda iki tane video eklediğimiz için buralar bayağı boş görünüyor. Sonrasında buraya ekledikten sonra ne yapıyoruz? Şu anda genel olarak kurgunun mantığını anlatmak istiyorum size. İlerleyen zamanlarda çekeceğim derslerde kurgunun nasıl yapıldığını en ince ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım. Ve sizler de kendi içeriklerinizi hazırlarken bu anlattıklarımdan faydalanarak çok rahat bir şekilde kendi içeriklerinizi özgün bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Şu anda kafanız karışıyor olabilir. Çok fazla bunu dert etmeyin. Ben genel olarak kurgunun mantığından bahsediyorum şu anda size. Bini aldıktan sonra bu görüntüyü timeline'ımıza alıyoruz. Yani timeline'ımız bu kısım. Bizim en çok zaman geçireceğimiz kısım bu kısım. Gördüğünüz gibi bu görüntü timeline'ımıza aldığımızda bu şekilde monitör penceremizde görüyoruz bu görüntüyü. Ben bu arada doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Genel olarak da böyle kurgu montaj yaparken serbest çalışmalarımda genelde doğa ve hayvanlardan faydalanıyorum. Hayvan görüntülerinden faydalanıyorum. Onun haricinde bunun yanına başka bir görüntü daha ekleyebiliyoruz. Mesela klip yapılırken çok görmüşüzdür. Bir videodan diğerine geçer sürekli, değil mi? Aslında genel olarak da montaj dediğimiz, kurgu dediğimiz olay da budur. Yani görüntülerin ardı ardına eklenmesi ve aralarına bir takım efektler eklenerek görsel olarak daha göze hoş gelen video içerikleri üretmektir. Mesela bu görüntüden diğerine geçecek birazdan. Şimdi başlatayım. Gördüğünüz gibi. Film sahnelerini sık sık görürüz bu tarz geçişleri. Bu kat geçiş oluyor. Bunu da daha sonra anlatacağım size. Bir görüntüden diğerine direkt geçtiğinde bu kat geçiş oluyor. Efektsiz geçiyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde görüntüleri ard arda ekliyoruz ve bir kompozisyon oluşturuyoruz. Sonrasında da render kısmı var. Çıktı dediğimiz kısım Türkçesi. İşlemleri yaptıktan sonra, yani videolar üzerinde bir takım işlemler yaptıktan sonra bu videonun çıktısını almamız gerekiyor ki bunu herhangi bir platforma yükleyebilelim. Bu televizyon sektöründe çalışıyorsanız televizyon kanalına ekrana girebilsin ya da herhangi bir sosyal medya platformu için bir içerik ürettiysek orada o platformda yer alabilsin. Çıktı alabilmemiz için öncelikle başına, tabii Edius'un kısa yolları var, bunları da anlatacağım size. Genel olarak anlatıyorum, tekrar söylüyorum. Kafanız karışmasın lütfen. I'ya basıyorum. I son kısma geliyorum. Out, yani in ve out veriyorum. Başına in veriyorum, sonuna out veriyorum. Ve F11 tuşuna basarak burada çıktı alıyorum. Burada çeşitli formatlar var. Ekrana girmesi için çeşitli çözünürlükler var. Projeyi açarken de burada o çözünürlükleri ayarlıyoruz. Aynı zamanda çıktı alırken de yine bu formatı belirlememiz gerekiyor. Bu H264 dediğimiz format MP4 formatı bir nevi. En çok kullanılan formatlardan birisi. Mesela ben bunu tercih ediyorum, seçiyorum. Sosyal medya hesaplarında video kullanırken genelde. Export'a bastığımda şu anda bana nereye render almam mı istediğimi soruyor. Benim daha önceden belirlediğim klasör vardı. Buraya belirledim. Ne diyeyim? Deneme diyeyim. Deneme.
çıktı diyorum. Ve çıktı mı? Buraya alacağım birazdan. Benim bilgisayarım şu anda biraz dolu olduğu için biraz daha yavaş alıyor eksportu. Normalde daha hızlı alabilir. Bilgisayarın donanım özellikleriyle doğru orantılı bu ayrıca. Şu anda eksportum alınıyor. Evet, render işlemimiz bitmek üzere. Şimdi çıktı aldığım klasörü az önce göstermiştim size. Çıktılar diye bir klasör vardı. Ama ona ulaşmak bizim için zor olabilir. Hiç riske girmeyelim ya da çok fazla zaman kaybetmeyelim. Burada çıktısını aldığımız video direkt BIM penceremize geliyor zaten. BIM penceremize geldikten sonra sağ tıklayıp buradan Explorer'a baktığımızda direkt videomuzu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi benim birçok aldığım çıktı var. Sosyal medya içeriklerim için. İşte burada görüyoruz aldığımız çıktıyı. Şöyle size de göstereyim. İki tane görüntüyü ardı ardına ekleyip çıktı almıştık. Bu çıktığımızın şu anda Media Player'deki halini izliyoruz. Gördüğünüz gibi sonrasında eklediğim videoda buydu. Bu şekilde render'ını almış olduk ve genel olarak bir kurgu yapmış olduk. Yani kurgunun mantığı aslında bu. Sonrasında yaptığımız işlemdi. Bunu sosyal medya hesabımıza ya da işte bir televizyon ekranına girecekse yayına göndermek gibi gibi seçeneklerimiz mevcut. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yani genel olarak size kurgunun montajı mantığından bahsetmek istedim. Çok basit bir şekilde kafanız karışmasın. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda Edius'la alakalı da dersler çekmek istiyorum. Burada ilerleyen zamanlarda çekeceğimiz derslerde işte araya efektler de ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada efekt penceresinde efektler var. Bu aralara efektler atacağız. Bu efektlerin özelliklerini bu şekilde information kısmı buraya efekt attığımızda gelecek. Onun özelliklerini ayarlayacağız. Bunlardan da bahsedeceğim size. Umarım en kısa zamanda Edius'a başlangıç dersini çekerim. Ve siz daha ilk dersten itibaren kendi içeriklerinizi hazırlayacak bir konuma geleceksiniz. Ben buna inanıyorum. Tabii bu biraz da sizin isteğinizle de alakalı. Bu konuyu gerçekten çok istiyorsanız, öğrenmeyi çok istiyorsanız çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde aşama kaydedebileceksiniz. Ve kendi sosyal medya içeriklerinizi daha etkili hale getirebileceksiniz. Görsel olarak daha kaliteli hale getirebileceksiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum ben de sizin içeriklerinize kurgu anlamında. Sorularınız olursa da yine alt kısımdaki yorumlar kısmından bana sorarsanız mutlaka cevap vereceğim. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bu aralar evde olduğum için rahat bir şekilde cevap verebilirim. Bu konuda gerçekten hiçbir şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel, faydalı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.